Her yere gidebilen şampiyonlar toplandılar ve sonunda biraz daha geleneksel bir şey ortaya çıktı açıkçası. Galaktikos tarafını saymazsak ama Kesiyopya'da neredeyse alıştığımız bir nişancı haline geldi son bir senedir. Ve vadiye doğru geçiyoruz. Sağlıklı küçük kayacıklar. Starscream biraz hasar yedi burada. Zaten yenmemeye çalışıyor da olabilir. Psycho Ferret görünmeden gelmeye çalışıyor. Bakalım nasıl bir an izleyeceğiz burada. Göklere savurdu Psycho Ferret'i ama yakalandı yine de. Güzel bir sancak kombosu. İkinci Q geldi. Üçüncü Q geldi. İlk kan döküldü burada. Psycho Ferret çıkıyor buradan. Ve İşte dürttü güzel bir de. şok, şok patlaması geldi. Hatta Fate buraya geliyor. Burası bir 2'ye 2 olursa Starscream canı biraz az bu durum için. Duvara vurmayı başaramadı Starscream ama Starscream ölecek gibi burada sıçrası yok. Psycho Ferret tek başına kaldı. 2v1 burayı uzatmaya kararlı. Rune'u aktifleşti ama son anda öldüremedi Creation'ı. Psycho Ferret'ten elzem bir hata. Ölmesine sebep oluyor bu ve 2 skor veriyor burada Wildcat. Ve buna gidecek ve hızlı bir okyanus ejderi alıyor İstanbul Wildcats burada. Kimse onlara direnç göstermeden. Yerdeki erikleri de Psycho Ferret'e bıraktılar. Koskoca Demacia Prensi yerden erikiyor. Taşça keserken Yampir Yengeç dediğin gibi arada kalıyor. Duvara yine vuramadı Fate burada. Doğru açı vermedi Psycho Ferret ve sancak kombosuyla çıkması lazım ama atılamadı ileri ve Creation'a bedava bir skora dönüştü burada. Köfte burada pulsun üzerine gitti. Tutuşturunu kullandı. Çok güzel hasar verdi ve bakalım hayata çıkabilecek. Burada son sayfa açılmış. İki kişiyi birden yerine sabitlemiş Yuumi. Ama hostu öldükten sonra kendisi de ölecek. Burada Creation'ı öldürecekler gibi görünüyor. Starscream dünyaların sonunu başlattı. Psycho Ferret içeri giriyor. Creation sıçrayla kaçmayı başardı. Sağ tarafa Galacticos'tan bir ışınlan geliyor buraya. Psycho Ferret düştü, düşecek. Creation da ölmek üzere. Starscream dönüş skoru almak istiyor en azından ama çok Pals. yoğun kalkan var gelen karma sayesinde. Starscream'de de burada devirmeyi başaracaklar. Ne hayatta kaldı be. Ama yine de bu Darkin burada devrildi. Bin civarlarında seyrederken 20 saniye sonra bir daha ejderi bulunacak. Starscream öne çıktı. İki gün yapıştırdı. Sancak kombosu yeterli olmadı. Köfte buraya baskın gelmiş, bunu fark etmemiştim. Kolay bir skor İstanbul Wildcats için. Buraya gelen ışınlarını bile cezalandırma ihtimalleri vardı ama Fate de geliyor şimdi. Koldra yanına sahne çıkarıyor. Fate buraya dahil oldu. Dünyaların sonunu aktifleştirdim. Starscream'in onu öldürmek kolay olmayacak. Afet'in içerisinde hasarını çıkarıyor. Şimdi ama zincirine yakalandı Pulse'un burada. Yerine sabitlendi. Hala korkunç miktarda can çalıyor. Sonunda düşürdüler. Köfte ölmeden önce Fate'i öldürmek istiyor ama başarılı. Şimdi gelmeye başladılar ama ejderin canı bine indi bile. Ve müdahale etmek için çok geç. İstanbul Wildcats'ten 3 kişilik bir baskın, şimdi Lexer'ın üzerine gidiyorlar. Direkt afeti kullandılar. Son sayfa açıldı. Hemen üstünü göreceğiz burada. Koldra'nın büyük ihtimalle kalkanına sığındı ama hayatta kalamayacak gibi görünüyor. Lexer ikinci hedef. Onu yakalamak da zor olmayacak bu noktadan sonra. Nihayet alt koridorun yüzü biraz gülüyor İstanbul Wildcats ekibinde. 2'de 2 yapan bir mean'le. Psycho Ferret çok can kaybetti yalnız burada içindeki alevden. Fate daha çok can kaybediyor ve Köfte için üçüncü skor. Pulse'un üzerine gidecek ve Lexer yolda durdurdu Köfte'yi burada. Köfte geri çekilmek zorunda kaldı. Creation sıçrayla takip ediyor. Creation çok kasmış olduğunu hatırlatalım. Çok dalga silahlar verdi. Psycho Ferret ölecek gibi görünüyor burada. 10'lu 35 onu hayatta tutmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Yarı cana kadar hızla indirdiler. Psycho Ferret erik yiyor kenarda. Ve bir şey yapamayacak burada İstanbul Wildcats ekibi. Orta kule. En azından bir cevap, evet. Çok iyi baron olabilen şampiyonlar. Burada savaş başlatmak istiyor İstanbul Wildcats. Son sayfa açıldı ve bu sefer güzel bir şekilde ilk Köfte geliyor. Afet'in içine girdiler. Lexer orada can kaybediyor. Arka planda Köfte istediğini yapamadı. Burada biraz can kaybetti. Onun Nautilus durdurdu ama şimdi hayatta kalınca işler değişiyor. Lexer kronometre kurtarmayacak. İki skor daha aldığını görüyoruz Mi'nin. Barona mı dönüyorlar sanki? Dönebilirler ama şöyle baktığın zaman Jayce'e kalsın ve hala hayatta. Ve orayı karıştırabilecek bir tane de Poppy var. Çok sağlıklı bir karar olmayabilir. Riskli olur ya. Burada duvarın üzerinde zıplayıp Koldra'nın üzerine bindiler ve direkt parçalıyor işte Min. Dakika 20 oldu ve bu Tristana buradan sonra hayatınızı çok zorlaştıracak. Fate de burada sıçra kullanmak zorunda kaldı. İstanbul Wildcats oyunu geride götürüyordu ama altın farkını şu an kapattılar. Pulse'un üzerine iki kişi kapandılar. Afet çok etkili değil. Pulse burada hayatta kalıyor. Şimdi buraya gelen bir ışından var. Creation tek başına değil. Koldra ile beraber gelmiş burada. Küçük bir sürpriz burada Psycho Ferret için. Psycho Ferret sıçrasını atsa da çok dalgasının çarpmasıyla beraber hayatını kaybediyor. Alt tarafta Lexer Starscream yerini sabitlemişti. Ama dünyaların sonuna getirmek konusunda kararlı Starscream alan hasarını çıkarıyor. Çok güzel vurdu. Ama burada o da hayatını kaybedecek. İstanbul Wildcats bir kez daha burada küçük bir ezimete uğradı.
Köfte orada ultisini ofansif kullansaydı kule altında muhtemelen pas düşürecekti. Yalnız duvarın üstünden Mean Mendel topçusu Yordle direkt skoru aldı burada. Devam etmek istiyorlar buraya çünkü hasarının daha fazla olduğunu biliyorlar. Köfte 3 kişinin arasında sis perdesine saklanarak iş yapmaya çalıştı. Son anda Poppy'ye düşse de Mean burada 2 kişiyi birden alabilecektir diye düşünüyorum. Fate'in üzerine hasar devam ediyor. Lexer'a dönmeye karar verdi. Sinsi atışla yavaşlatlar. Bir skor daha Mean 3'te 3 yapıyor. Bir normal sürecinin son gününe yakışmıyor bu ejderler. Şöyle bir randevu verin. Burada Köfte ve Creation arasında bir savaş çıkmış. Fate'in de canı hızlı eriyor. Mean tarıyor burayı. Skor Köfte'nin oldu. Zaten tek Half başına. Half gelmiş tek başına. Pulse geri çekiliyor ama Psycho Ferit'in afeti içerisinde can veriyor. İstanbul Wildcats sürücü koltuğuna binmeyi bırak artık. Yok etmeye başladı bu maçı. Çok güzel bir son sayfa açıldı. Lexer'ın da düştüğünü görüyoruz burada Psycho Ferit'in mızrağına. Akkali'yi alt tarafa gönderdiler. Yukarıda da Starscream var. Bir 1-3-1 izliyoruz. Yine de onlar garanti oynayaraktan daha yavaştan hareket edip oyunu bitirmek istiyorlar. Mean oldukça öne çıktı ve korkunç hasar veriyor kuleye. Direkt parçaladılar burada kuleyi. Tereyağı eritir gibi eritiler. Kolduran ultisi hiçbir işe yaramadı. Ölmesine sebep olmuş olabilir. Psycho Ferit'ten müthiş bir afet. Son sayfada açıldı burada. İstanbul Wildcats artık bu oyunu bitirmek istiyor. Koldra'ya da çöküyorlar. Lexra'ya da çöküyorlar. Fate. Artık Galacticos'un son kalesi ama tek başına yapabileceği hiçbir şey kalmadı burada. Pardon, Creation da hayattaymış ama zaten onun da tutabileceğini sanmıyorum. İnhibitor'u yıktılar. Tristan'ın bu gücüyle hiçbir bina, hiçbir insan artık kalmaz burada. Ligin son galibiyeti İstanbul Wildcats'in oluyor bu sayede.